Bölgedeyiz. Şırnak'ta konu kaçak avcılar drone'la denetleniyorlar. Yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için kaçak avcılığın önüne geçiliyor. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de Beytüşşebap ilçesinde kaçak avcılığa yönelik drone'la denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde drone, dürbün, fotoğraf makinesi, insansız hava aracı ve fotokapanlardan yararlanılıyor. Burada gerek dürbünle, gerek drone'la, gerekse zoom özelliği olan fotoğraf makinelerimizle, bir de jandarmanın da desteğini alarak av koruma ve kontrol çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Avlanma yasağına uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Bu yıl içinde kaçak avlandığı tespit edilen 21 kişiye 1 milyon 148 bin lira ceza uygulandı. Antep fıstığı bu ülke topraklarında yetişen en değerli ürünlerden. Kabuklu yaş Antep fıstığının çeşitlerine göre kilosu 50 ila 135 liradan, iç Antep fıstığın kilosuysa 165 ila 320 liradan işlem görüyor. Dünyada bu konuda bir numarayız. Bu yılda rekolte 200 bin ton civarında olacak, öyle bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinin temel ve çok para getiren ürünlerinden olan Antep fıstığı hasadı Diyarbakır'da da başladı. Diyarbakır, kabuklu meyve alanında rekor seviyelere doğru gidiyor. Altın günlerden birisi, fıstık hasadı başladı. Kent genelinde 18.325 dekar alanda uygulanan sert kabuklu meyve projesinden olumlu sonuç alındı. 9.725 dekar badem bahçesi, 7.250 dekar Antep fıstığı bahçesi ve 1.350 dekar ceviz bahçesi var. Bulunduğumuz alanda yaklaşık 2.000 fıstık ağacı bulunuyor. Bu ağaçların her birinde büyüklüğüne göre 2 ila 5 kilo arasında fıstık elde edilebiliyor. Burada birazcık daha fıstık aldım. Ben de topladım. Şuraya atıyorum. Biraz zor. Yani düşme tehlikesi de var işçiler. Gerçekten. Öğrendim birazcık tosta. 2000 ağaçtan toplanan fıstıklar çiftçinin yüzünü güldürdü. İşçilerin topladığı fıstıklar bu bez parçalarında toplanacak. Ardından yüklemesi yapılacak ve ayrıştırma işleminin ardından pazara sunulacak. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın katıldığı hasatta 100 dönümlük arazideki fıstıklar toplandı. Son yıllarda yapılan çalışmalarla sert kabuklu meyve bahçeleri 48 bin dekar alana ulaşmış durumda. Desteğiyle yaklaşık 3 milyon lira bedelle yine bahçeler tesis edeceğiz. Geçen yıl 2021 yılında ilimizde 14.500 dekar alanda 816 ton fıstık üretimini gerçekleştirdik. Bu yılda bu projemizle, yaptığımız bu projeyle inşallah sonbaharda dikimlerini gerçekleştirerek 7.250 dekar alanda yeni fıstık bahçesi tesis etmiş olacağız. Dediğim gibi toplamda bu sene badem, ceviz ve fıstıkta 18 bin dekar yeni bahçeyi tesis etmiş olacağız. Babak 7'de geliyoruz, 5'te bırakıyoruz, evimize gidiyoruz. Günde kaç kilo fıstık topluyor? Günde valla çarşafları dolduruyor, bak hepsi sermişik bazen. Evet. Abi böyle bırakıyor, onlar da serip kurutuyorlar, gönderiyorlar.